Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. LGS Matematik serimizde bugün köklü sayıların dördüncü videosu toplama çıkarma işlemlerine bakacağız. Yine bol örnekli, bol alıştırmalı bir video olacak. Konuyu anlamak adına videoyu sonuna kadar izliyorsun. Sana sorduğum bütün soruların cevaplarını buluyorsun. Tabi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için aşağıdan abone oluyor, bildirimleri açıyor ve kanala destek olmak için beğeni atmayı unutmuyorsun. Her zamanki gibi önce mutluluk Sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Önceki videoları hemen hızlıca bir özet geçeceğim. Kök 64, 8'in karesi olduğu için 8 diye dışarı çıkar. Kök 45 direkt dışarı çıkmıyor. 9 kere 5 demektir. 9 dışarıya 3 diye çıkıyor, 5 içeride kalıyor. A kök b şeklinde yazıyoruz. Sana A kök b şeklinde verirse içeri alman gerekirse 2 içeriye 4 diye girer. Çünkü 2'nin karesi 4'tür. İçeride 5 var, 4 kere 5, kök 20 dersin. Bunu daha çok sıralamada kullanıyoruz. Bunu ise toplama çıkarmada çok kullanacağız. Onun için bunu bilmen gerekiyor. Bilmiyorsan ilk videomuzu izleyebilirsin. Köklü sayıların en temel özelliklerini işlemiştik. Çarpma işleminde kök dışı birbiriyle 2 kere 3, 6. Kök içi birbiriyle 3 kere 5, 15. Bu da bir önceki videomuzun konusuydu. Yine bölme. Kök dışı birbirine bölünür. 12, 3'e böl, 4. Kök içi birbirine bölünür. 10'u 5'e böl, 2 demiştik. Geldik toplama çıkarma işlemimize. Toplama çıkarmada tek bir kural var. Aynı kökler toplanır ve çıkarılır. Eğer kök içleri aynıysa onları birbirine ekleyip çıkarabiliyorsun. Mesela burada bak bu 3 kök 2 bu 5 kök 2. Elma armut gibi düşünebilirsin ya da cebirsel ifadelerde işlediğimiz x y gibi düşünebilirsin. x'leri birbiriyle topluyorsun y'leri birbiriyle. O zaman burada 3 tane kök 2 5 tane kök 2 daha ne yapar? 8 tane kök 2 yapar. Çıkarmada da aynı kural. 10 tane kök 3'ten 4 tane kök 3'ü çıkarırsan 6 tane kök 3 yapar. Olay bu kadar basit. Yine bakıyorum burada üçlü işlem olabilir. Hem toplama hem çıkarma. Kural aynı olduğu için fark etmiyor. Kök 7 mi hepsi? Evet o zaman 5 tane kök 7. 2 tane kök 7 yap. 7 kök 7. Bu 7 kök 7'den 4'ünü çıkar. 3 kök 7 yapar. Son kural. Her zaman sana bunları hazır vermez. Şuradaki gibi a kök b şeklinde getirmen gerekir. 75 neydi? 25 kere 3, 25 dışarıya 5 diye çıkar. 48, 16 kere 3'tür. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 3. Bu arada bir tanesini yakaladığında büyük ihtimal diğerleri de aynı köklere sahip olacak. O da sana ipucu olabilir. Sonra kök 3 var. Bu zaten kök 3. Sonuçta 12. Bu da nedir? 4 kere 3'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu arada kuralı hatırlamıyorsan, bu pratikleri hatırlamazsan ne yapacaksın? Mesela 48 dışarı çıkarmak istiyorsun. Böleceksin. 48 2'ye böl. 24. 2'ye böl. 12. 2'ye böl. 6. 2'ye böl. 3. 3'e böl. 1. Asal çarpanları ayırıyorsun. Sonra eşini bulan dışarı çıkıyor. 2 tane 2 var. Biri dışarı çıktı. 2 tane 2 var. Dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. Dışarıda kim kaldı? 2 kere 2. 4. Yani 4 kök 3. Olay bu. Ama bu pratikleri bilmen önemli. Daha hızlı çözmen adına. Tamam. Kök dışına çıkardık. Artık bak hepsi kök üçlü mü? Evet. işlem yapabiliriz. 5 kök üçten 4 kök çıkar. 1 kök 3. Bu ne? Önde katsa yok. O zaman bunu ne kabul ediyoruz? 1 kök 3 kabul ediyoruz. 1 kök 3'ten 1 kök çıkar. 0. Burada sadece 2 kök 3 kalmış oldu. Olay bu şekilde. Sadece köklerin aynı yap. Sonra kökleri aynı olanların önündeki sayıları toplayıp ve çıkarıyorsun. Şimdi buradaki iki örneği ben çözüyorum. Sonra da sana örnekler soracağım. Hemen tamam başlayalım. Bunların işleminin sonucunu soruyor. Bakıyorum 2 kök 3, 3 kök 2, 5 kök 3, kök 2 birbirinden farklı kökler içeriyorsa ne demiştik? Aynı olanları birbirine ekle. 2 kök 3 burada. Başka kök 3 nerede var? Bak burada 5 kök 3 var. İkisi de artı olduğu için 2 kök 3, 5 kök 3 daha. 7 kök 3. Sonra kök 2'ler. Artı 3 kök 2. Önde kat sayı yoksa 1 demiştik. Eksi 1 kök 2. 3 kök 2'den 1 kök 2 çıkar. 2 kök 2 yapar. Cevap bu şekilde sakın bunları birbirine eklemeye falan çalışmayın. Cevap 7 kök 3 artı 2 kök 2. C şıkkı oluyor. Bu basit. Aşağıdaki kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen çokgenlerden hangisinin çevresi diğerlerinden farklıdır? A şıkkıyla başlayalım. Kök 12, kök 12, 2 kök 3, kök 3 hepsini toplayacağız. Önce şu 12'leri düzenleyelim. 12 ne demektir? 4 kere 3 kök içinde. 4 2 diye çıkar. 2 kök 3. Bu da o zaman nedir? 2 kök 3. Hepsi kök 3'lü mü? Evet. O zaman toplayabilirim. Şuradan başlıyorum. 1 kök 3. 2 de burada 3 kök 3. 2 burada 5 kök 3. 2 de burada 7 kök 3. 5 şıkkı hepsi kök 3 toplayacağız. Şuradan başlayalım. Çevre hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kök 3 çevremiz. Burada yine toplama yapacağım. 2 kök 3, 1 kök 3 daha 3 kök 3. 2 ekle 5, 1 daha ekle 6 kök 3. Burası yine toplama işlemi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 kök 3. Farklı olanı soruyordu. A şıkkı 7 kök 3 farklı olan diyoruz. Şimdi senin soruların 5 saniye bekleyeceğim. Videonu durdur ve cevapla bakalım. Kural kök içleri aynı olanları topla. 3 kök x ile eksi 4 kök x yapacağız. Ne olacak? 3'ten 4 çıkar. Eksi 1 olacak. Eksi 1 kök x. Y'yi bu tarafa yazayım. Eksi boşta kalmasın. Artı kök y artı 2 kök y daha bunun katsayısı 1'dir. 1 bir 2 daha 3 kök y olacak. Şıklarda var mı? Evet. B şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Sen şöyle de yazsaydın bak ilk başta böyle yazabilirdin. Eksi 1 kök x artı 3 kök y yazdın. Şıklarda yok. O zaman ne yapacaksın? Şunların yerlerini değiştireceksin. Şu şekilde yazmış olacaksın. 2'ye gelelim. Bunları dışarı çıkarabiliriz ama 128 direkt dışarı çıkmıyor değil mi? O zaman ben bunları ayıracağım kök 128 bölü kök 9 artı kök 98 hatta bunları ayıralım isterseniz 98 nedir 49 kere 2 50 nedir 25 kere 2 128 de 64 kere 2'dir şu 128'i siliyorum onun yerine dışarı çıkmış halini yazacağım 64 dışarıya 8 diye çıkar 8 kök 2 artı 49 dışarıya 7 kök 2 eksi 25 dışarıya 5 kök 2 olarak çıkar. 9 da dışarı çıkan bir sayı olduğu için onu da siliyorum. 9 içeriye nasıl çıkar? 3 olarak çıkar. Buraya da 3 yazıyoruz. Bundan sonrası artık toplama çıkarma işlemi. Rasyonel sayılar dursun burada. 8 kök 2 bölü 3 artı diyorum. Burada 7 kök 2'den 5 kök 2 çıkarsa 2 kök 2 yapar. Buradan sonra payda eşitleyebilirim. Bunun paydasını 1 yaz 3 ile genişlet. Ne elde etmiş olacağız? Biraz şu tarafa yazayım. 8 kök 2 bölü 3. Bunda değişiklik olmadı. 3 ile çarp artı 6 kök 2 bölü 3. Toplarsak 8 kök 2 6 kök 2 daha 14 kök 2 kalır. Paydamız 3. Cevap 14 kök 2 bölü 3 C şıkkı olur? 8'e gelen birçok arkadaşımız aslında 8'in konularından değil 7'deki tam sayı, rasyonel sayı ve denklemler konularındaki eksiklerden dolayı birçok soruyu çözemiyorlar. 3 temel konumuz var. Tekrar ediyorum tam sayılar, rasyonel sayılar ve denklemler konuları. Ve videomuzun sonuna geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ekranda gördüğün bu soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak. Ayrıca takıldığım bir konuyu paylaşmak istediğin mevzu olsa onları da yoruma yazabilirsin. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsin. Bir dahaki videoda görüşürüz.